Arkadaşlarım zahmet ettiniz buraya kadar. Teşekkür ederim. Ayın 13'ünde başlayan böyle bir hastalık serüveni yaşadık maalesef. Ve sanırım herkese örnek olur benim durumumda. Ben kısacası teşekkür etmek istediğim insanlar var. Onları size sırayla söylemekte fayda görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, sevgili Recep Tayyip Erdoğan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ettiği yardımlardan ve gösterdiği alakadan dolayı. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasaboğlu'ndan, CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve beni arayan diğer siyasi parti temsilcilerine hepsine çok teşekkür ediyorum. Tabii ki en önemlisi hastanemiz. Hastanemiz Mehmet Ali Aydınlar Bey, benim can dostum, kadim dostum. Ona çok teşekkür ediyorum. Tabii ki burada benim Allah'tan sonra bize hayat veren dostum Çağlar Bey'e çok teşekkür ediyorum. Başhekimimiz. Ve doktor kardeşlerim Hacer Kuzu, Gülseren Sağcan ve yoğun bakım ekibine özellikle çok teşekkür ediyorum. Ve hakikaten bu şey değil. Bırakın Türkiye'yi, Avrupa'nın en önemli bir yoğun bakım merkezi buranın olduğunu bilmenizde fayda var diye düşünüyorum. Acil servis ve kattaki bütün hemşire ve doktor arkadaşlarıma ve özellikle Hakkı Alkan arkadaşıma, yönetim kurulunda çalışan kardeşime çok teşekkür ediyorum. Kısacası yaşasın Altunizade Hacıbahar. Evet arkadaşlarım, kısaca bağlarsak konuyu, futbolun içinde olan veya olmayan, beni tanıyan herkese ettikleri dualardan dolayı teşekkür ediyorum. Allah hepinize sağlık versin. Sağ olun, teşekkür ederim. Hocam, geçmiş olsun. Çok zor bir süreç atlattınız. İnsanlara da bilgilendirme açısından neler yaşadınız? O yoğun bakımda geçen anlarınızdan bahseder misiniz biraz? Hocam yanımdaydı. Adım adım o benden daha iyi biliyor konuyu. İsterseniz o size ufak bir açıklama yapabilir. Yani sağlık gidişatı anlamından. Hocam ne dersiniz? Tabii. Şimdi Yılmaz hocamız aslında baktığınızda ağırca seyreden Covid olgularının yaşadığı süreci bir kendisi yaşadı. Başlangıçta hafif başlayan, ondan sonraki 3. 4. gün yani iyiken, hatta 3. 4. gün iyiken, hatta eve bile gidecek kadar iyiken eve gidip ondan sonra hastalığın karakteri biraz böyle bir süre sonra tekrardan nefes darlığı yakınmasıyla bize geldi. Arkasından o süreçte bir başka tedavi modeline başladık. Ancak çok hızla nefes darlığı ilerledi. Biz de riske atmamak adına hızla yoğun bakım ekibimizden yardım istedik. Onlar da gecikmeden Yılmaz abimizi, öyle diyeyim artık, bu bayağıdır beraberiz burada, hızla entübe ettiler ve bir yoğun bakım süreci yaşandı. Yoğun bakım 24 saat sürekli gözlendiğiniz, anlık tedavi müdahalelerinin olduğu bir yer. Sonra yavaş yavaş normal soluğa geçme denemeleri yapıldı. Normal soluğa geçtikten sonra da emin olalım diye Yılmaz hocamızı bir 24-36 saat daha yoğun bakımda konuk ettik. O gün de daha sonra kendisiyle de şakalaşıyorum. Bütün gün lig maçlarını izledi yoğun bakımda. Sonra katta takibini sağladık. Her geçen gün hem kan değerleri hem solunum değerleri daha iyiye gitti. Bakmayın biraz yorgun olduğu için buraya tekerlekli sandalyeyle geldi. Hastane kuralımız da öyle. Yoksa günlük iştigalini her geçen gün toparlayarak çok kısa süre içerisinde de dönecektir. Sporumuz için çok önemli olduğunun bir spor sever olarak farkındaydım. Bu süre içerisinde de kendini tanıdığımda hakikaten kendine verilen bu değeri
haddim olmayarak kat kat hak eden bir spor adamı olduğunu düşünüyorum. Bu arada kontrolümüzde kalacak. Kısa zaman içerisinde tekrar göreceğiz. Kontrollerini yapacağız. Bir süre sonra da artık bu bir anı olarak kalacak. Teşekkürler. Arkadaşlarım, kısaca son cümlelerimi söyleyeyim. Ben 68 yaşına gireceğim Ocak 1'de. Ve hayatta öğrendiğim 3 şey daha oldu. Bunlardan bir tanesi aile oldu. İkincisi bir dakikanın çok önemli olduğu. Ve ben orada inanın halüsinasyon yürürken hep dedim Allah'ım ne olur bir yaşamadım şu bir dakika var. Onu bana müsaade. Yani lütfen yaşadığınız her dakikanın kıymetini bilin. Ve Allah insana buralarda tedavi olacak kadar bir ekonomi versin. Bunun dışında hayat her şey yana. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Hocam benim arabam burada. Önünü kapatmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.